Türküler söylenecek, halaylar çekilecek. Melek Stüdyosu'nda Urfa rüzgarları esecek. Doyum olmaz türkülerin ve şarkıların başarılı sesi, samimiyetiyle herkesin gönlüne taht kuran bir isim. Mahmut Tuncer bugün Melek'te. Kız ben sana demedim mi? Karşı gidenler gönderme, gönderme, ne gönderme, gönderme. Sofralar onunla güzelleşiyor, herkes onun tariflerini merak ediyor. Mutfakların sultanı Sahrap Soysal'la Melek Mutfağı'nda bu kez Urfa rüzgarları esiyor. Birbirinden özel tarifleri sakın kaçırmayın. Genç bir kadın, ilgisiz bir eş, gitip giden umutlar. Meryem Öztürk, yuvasını kurtarmak için Melek'le büyük değişimde. Çocuklar ekran başına. Melek Baykal'ın sevimli köpeği Topik ve arkadaşlarının maceraları yine gülmekten kırıp geçirecek. Sakın kaçırmayın. Türküler söylenecek, halaylar çekilecek. Melek Stüdyosu'nda Urfa rüzgarları esecek. Doyum olmaz türkülerin ve şarkıların başarılı sesi, samimiyetiyle herkesin gönlüne taht kuran bir isim. Mahmut Tuncer şimdi Melek'te. Kız ben sana demedim mi? Karşı gidenler gönderme, gönderme, ne gönderme, gönderme. Sofralar onunla güzelleşiyor, herkes onun tariflerini merak ediyor. Mutfakların sultanı Sahrap Soysal'la Melek Mutfağı'nda bu kez Urfa rüzgarları esiyor. Birbirinden özel tarifleri sakın kaçırmayın. Genç bir kadın, ilgisiz bir eş, gitip giden umutlar. Meryem Öztürk, yuvasını kurtarmak için Melek'le büyük değişimde. Çocuklar ekran başına. Melek Baykal'ın sevimli köpeği Topik ve arkadaşlarının maceraları yine gülmekten kırıp geçirecek. Sakın kaçırmayın. Dinamik mi girdim nedir yayına? Ha?
dinamikler başladı. Vallahi dinamikler çünkü beni böyle hani itekleyen bir şey var biliyor musunuz? Ne var? Çok sevdiğimiz bir sanatçı var. Onun için bu kadar enerjik girdim. Mahmut Tuncer var. Ay ne kadar seviliyorsunuz. Öyle mi? Maşallah. Maşallah. Esas mı sizden kaynaklanıyor? Ya. Vallahi. Ay severim ben sizi. Sizi seviyorlar. Bizi de sevdikleri zaman yan yana geldik. İkimiz bir takımı. Tabii. Canımsınız benim. Şimdi Mahmut Bey'le harika bir sohbetimiz olacak ama önce bir bandımız var gidiyoruz. Anlarmanın alayları dalmaşı dalmaşı.
başı, dağ başı. Benim yarim canlar bana, on başı, on başı. On başı, on başı. Mahmut Tuncer, o bir Anadolu efsanesi. Doyum olmaz türkülerin ve şarkıların başarılı sesi, şen yüzü. Mayıs 1961'de Urfa'da doğan Mahmut Tuncer, 50 seneyi aşmış ömrüne futbolculuk, şarkıcılık, bestecilik, oyunculuk ve sunuculuk kariyerlerini sığdırmıştır. Ünlü türkücü, şu ana kadar çıkardığı tüm albümlerinde virgül niyetine kullandığı lo kelamını dünyada en çok kullanan kişi unvanına sahiptir. Bizim Urfa'da do, re, mi, fa, sol, la, le, lo, si, do. Mahmut Tuncer, ilk zurnalı İngilizce şarkıyı dünya müziğine kazandıran isimdir. I Am Sorry, Ne Sorry, Güzelim Siye Noli şarkısını This Is Mahmut Tuncer Style şarkısı izlemiş ve büyük sükse yapmıştır. Mahmut Tuncer'in Karşıki Dağlar Jenderma adlı eseri, askerliğini jandarma olarak yapan tüm Mehmetçiklerin hayatlarında büyük önem taşır. Kız ben sana demedim mi? Karşıki Dağlar Jenderma, Jenderma ne? Jenderma, Jenderma. 1990 yılında Eşek Üstünde söylediği Arkadaşım Eşek şarkısı hala en çok konuşulan çalışmaları arasındadır. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Bakkal Emmi albümünde un, yağ ve şekerle helva yapılabildiğini milyonlara o öğretmiştir. Helva yapsana, helva yapsana, helva yapsana, vay vay helva yapsana. Tavla skorlarından albüm ismi yapan ilk şarkıcı olmakla beraber çok iyi bir tavla oyuncusudur. İstedim düşer şatayım, yine geldim. Mahmut Tuncer bunca yeteneğinin yanı sıra 20 filmde başrol oynamıştır. Hadi koş. Dur. Ünlü türkücü Mahmut Tuncer Show adındaki programıyla milyonlarca kişiyi ekran başında halaya durdurmuş ve yine aynı programda yüzlerce gencinde nikahının kıyılmasına vesile olmuştur. Mahmut Tuncer'in uzun yıllar daha kulağımızın pasını silmesini ve yüzümüzü güldürmesini diliyoruz. Muhtar Efendi neredesin? Hikmetgahı kiresin? Gel de bitirsen şu işi bu köyeni yardım. Vay be! Neler yapmışız? Neler yapmışsınız değil mi? Vallahi çok şey yapmışız be. Vallahi. Helal olsun bize. Helal olsun be Mahmut Beyciğim. Vallahi bayağı şeyler yapmışız. Şimdi sevgili Mahmut Beyciğim. Buyursunlar efendim. Orada bir Urfa şeyi gördük, notası. Nota evet. Do, re, mi, fa, sol, la, la, li, lo, lo, do. Neydi o? Do, re, mi, fa, sol, la, li, lo, si, do. Le, lo. Şimdi Urfa'da erkeklere lo diye hitap ederler. Bayanlara le diye. Yani mesela diyelim ki ablasıyla konuşacak. Konuşma le. Ablasıyla. Mesela veya küçük kardeşiyle. Konuşma lo. Yok, amcaya falan değil yani. Kendi ekranlarına yakın. Amcaya veyahut babaya lo le. Olmaz. Saygısızlığını göstermezlerdi ama kendi ekranları, yani ekranı yaş yak kuzeni, itibariyle. Kuzeni, yeğeni mesela. Ya, mesela arkadaşı, kardeşi diyelim, yeniden 2 yaş küçük. Gel lo. Gel lo. Ha, veya kafamı kızdırma lo. Karısına kızınca hadi oradan le. Git le. Git le. Böyle mi oluyor? Veyahut ne kadar hoşsan le. Yani severken de onu da söylüyorum. Seni seviyorum le. Evet. Mesela. Öyle mi oluyor? Öyle. Siz karınıza diyor musunuz seni severim le? Yani söylesem de anlıyor, söylemesem de anlıyor. Peki. Ay çok hoş bir hanımı var Mahmut Bey'in. Evet, Nişantaşı dolaylarında bazen karşılaşıyoruz. Hoş bir butiği var orada. Evet. Evet. Yani. Sabahları erken kalkıp gidiyor oraya. Nasıl, iyi mi işler? İşler yani, mi? Butik işleri. Abiye üzerine çalıştığı için evet.
yaza doğru açılıyor. Birazdan o konuya gireceğim az sonra. Da şimdi Mahmut Bey'le ilgili merak ettiğiniz şeyler yok mu hanımlar? Var değil mi? Bir kez sanatçı olarak sizi çok seviyoruz. Türkiye çok seviyor. Gerçekten öyle. Son derece bir kere böyle esprili ve iyi sanatçılığınızın yanı sıra böyle esprili, nüktedan, hoş bir duruşunuz varsın Mahmut Bey. Teşekkür ederiz. Gerçekten yani hayatla öyle. Dalga geçen bir tipim var benim. Ya ama aslında içiniz öyle değildir mutlaka. Görünüşte belki hayatla dalga geçiyorsunuz. Muhakkak her dairede bir karanlık oda oluyor tabii. Bence de. Nasıl başladınız? Müziğe mi? Müziğe nasıl başladınız? Sene 79'du. Evet. Lise son sınıftaydım ben. Hı hı. Bu arada top oynuyorduk Urfa Spor'da. 11 Nisan Urfa'nın kurtuluşu. Bir kere hemşehrisiniz. Tabii. O İbrahim da Urfalı. Biz de Urfalıyız. Size. İbrahim abiyle. O zaman İbrahim abi şöhretti. Hı hı. Ayağında kondura. Hı hı. Dan dolayı yer yerinden oynuyordu. Hı hı. Biz de İbrahim Tatlıses gelecek diye duyduk. Takım halinde gittik. Fakat onu sonradan bir uydurma aja olduğunu söylediler ki sırf insanlar o şeye gelsin diye. Hı hı. Bu arada bizi çıkardılar. Hı. Dediler ki gel söyle. O zaman kendi tabii deplasmanlara giderken, okulda giderken, müsamerelerde falan söylüyorduk. Söylüyorsunuz. Yani öyle bir kulak aşinalığımız falan vardı. Ama halk bilmiyor sizi o zaman. Yok. Değil yok. Mi? Bilmiyor. Normal herkesin sesi güzel, bizim de güzel. Ben daha başka programlarda diyordum yani Urfalıların affedersin eşeği gibi makamla anıran diye. Yani Urfalıların hepsinin sesi. Güzel laftı bu. Vallahi doğru. Hepsinin. Peki. İşte çıktık söyledik o zaman. Bir gün sonra da şair Mustafa Dişli abimiz vardı. Ustadımız. O belediye folklor ekibini Ankara'ya götürüyordu. Biz de gittik Ankara'ya. Ben de dedi gelir misin? Gel dedi. Gittik. Neyse bir iki tane söyledik. Bundan sonra döndük geldik. Tabii okul devam ediyor. Hı hı. Demek ki orada duymuşlar böyle bir genç geldi falan filan. Sesi diye. De güzel yanık sesi yanık güzel, okuyor. Sesi güzel yakışıklı bilmem şey kimin İtalyan artisti gibi. Bir baktım okuldaydık. Son sınıfa, son şeydi derse. Evet. Dediler ki Mahmut Tuncer işte bir ziyaret için gelmiş Ankara'dan gittik. Hı. Ondan önce de bir bant yapmıştık. Hmm. Bantı da şöyle sürpriz olmuştu. Biri bant yapıyordu. Çiğ köfteye biz de yemeğe gidecektik. Gittik çiğ köfte yemeğe. O çocuğun sesi kısıldı. Ha. Allah yürü ya kulum diyecek ya. Ha. Ya kim söylesin falan filan. Hele biz söyleyelim dedik. Bir şey sebep olacak illa. Tabii 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir baktık ki vallahi gidiyor. O zaman büyük kasnak teyipler vardı. Hmm. Bir yüzünü doldurduk. Ben geldim ki adam onu dinliyor. Dedi ya seni sanatçı etmeye götüreceğim, ben menajerim dedi. Menajerlik ne dedi ama menajer ne olduğunu bilmiyoruz, nereden bilecek? Dedi ben İzzet Altınmeşe'nin, Selahattin Alpay'ın, Bediye Akartürk'ün menajeriyim. Yani onların işleriyle ilgileniyorum. Seni götüreyim mi dedi. Gidelim dedik. Kaç para falan filan derken. Tabii ben sanatçıların gazetelerde çok aldığını biliyorum. Hı-hı. Yaz işte filan adam bu kadar aldı, o bu kadar aldı, hı-hı, o bu kadar parayı... Elinin tersiyle itti, biraz daha istedi falan. O paralardan birini istediniz. Ya dedim 250 lira isteyeyim. Sonra dedim lan fazla olabilir, kendi kendime şey yapıyorum, mahkemesini yapıyorum. İkinci, işteki ikinci adamla konuşuyorum. Olur olmaz falan filan dedim abi, kafam hemen çalıştı. Dedim abi ben büyüklerime karşı saygısızlık edip konuşamam. Sen kaç para veriyorsan veya ne diyorsan o olsun. Bravo. Onu derken demek ki tam yerinde laf etmişiz, dedi ki... Sana dedi bu ilk 20 günde 2500 lira verelim günlük. Ben 250 derken 1000 katına çıktı. Ay! Yani. Hiç renk vermediniz tabii değil mi? Yok yani. Bir rengin üstüne bir renk daha koydum dedim. 20 gün kabul ederim ondan sonra abi biraz daha şey olsun hadi yani. Ha. Tamam hallederiz dedi. Hmm. Bir çek aldık işte geldik Ankara'ya. Sevgili İbrahim Tatlıses'ten bahsettik. Bir önemli bir ameliyat geçirdi kendisi. Evet. Şu anda iyi öyle alıyoruz bilgileri. Buradan acil şifalar dileyelim. Ben görüşemedim de İzmir'de görüşen arkadaşlarımız olarak var yakının. Geçen akşam, dün akşam da evvel akşam herhalde aramış. Hı hı. Bayağı konuşmuşlar. Tabii. İyiymiş galiba değil mi? İyiye gidiyormuş sağlık durumu. İnşallah iyi İnşallah olsun. İnşallah düzelir tabii. İnşallah. Peki
Bir şey söylüyorum. Ha öyle mi canım? Ha, peki söylemiyorum. Bir şey söyleyecek misiniz, söylemeyecek misiniz? Kamuoyuna açıklayın. Söylüyor musun, söylemiyor musun? Sokaktaki adamlara sormuşuz. Tamam. Yani size. Bakalım ne demişler. Sokağa mı düşürdünüz beni? Bir görelim mi bakalım? Tamam görelim. Hadi görelim. İstedim düşüş atayım, yine geldi duvara. Vay kız şehirden Ankara, bana sökmez numara. Herkese iyi hafta sonları. Millet olarak oynamalara bayılırız. Tabiri caizse şu en ufak bir kapı gıcırtısına bile hemen kıpraşmaya başlarız. Bugün stüdyo konuğumuz sevgili Mahmut abimiz, canımız ciğerimiz Mahmut Tuncer'imiz. Biz de Mahmut Tuncer için sokaklara çıktık. Kendisinin o hafızalara kazınan şarkı sözlerini ve özlü sözlerini vatandaşımıza sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Bir de benden tüm seyircilerimize bir tavsiye. Bir günlük bütün derdi tasayı bir kenara bırakıp şöyle bir mendili elinize alıp başlayın halaya. Bakın nasıl iyi geliyor. Beyler hayırdır burada oturmuşsunuz, 20 kişilik bir ekip, neyiniz var, iyi misiniz? Abi hiç iyi değiliz, günlerdir buradayız, halay başını bekliyoruz bir halay çekmek için. Halay çekmek için halay başını bekliyorsunuz. Aynen öyle. İşiniz zor be. Aynen öyle abi, zor. Yok mu hiç uygun bir halay başı bulamadınız mı hala? Bulamadık abi. O uygun, o halay başı benim arkadaşlar. Çok memnun olduk abi. Olur mu? Çok iyi olur abi. En acılı yanıma gelsin. Melek programı olarak yardıma ihtiyacı olan gençlerin de elinden tuttuk. Uygun halay başını kendim olarak gördüm. Sağ olsun arkadaşlar da beni kırmadılar. Ver oradan bir müzik ve biz halaya başlıyoruz. Kız ben sana demedim. Karşıki dağlar gönderme, 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 gönderme. Yarim ufa sen asker et. Gönderme, 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 gönderme. Mahmut abimizle alakalı şöyle şurana dokunan bir hikayen, bir anım, bir şeyin var mı? Tabii ki Mahmut Tuncer'e buradan selamlarımı iletiyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Kız arkadaşım onun şarkısıyla tavlamıştım öyle aslında. Öyle mi? Söyle bakalım. Onu sevmek. Ölümse, halay çek ve gülümse. Tey 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 tey. Vay be. Tey tey tey. Bana helva yapmasını öğretti. Size helvanın nasıl yapacağını öğretti. Öğretti evet. O meşhur şarkısıyla. Evet evet. Yağın var mı? Var. Var. Unun var mı? Var. Ne duruyorsun? Helva yapsana. Halayı sevmemizin tek sebebi Mahmut Tuncer, bu tabii, kadar tabii, basit. Evet. Halay ve Mahmut evet, Tuncer. Evet, halay. Evet. Genç kızlar Justin Bieber posteri asarken biz Mahmut Tuncer posteri asıyoruz. Çok başka bir aşk bizimkisi. Seninki çok başka. Evet, çok başka. Abi o kral, o adam, o ev yapıyor abi, yuva yapıyor abi, yuvaları dağıtmıyor abi. Yuva yapanlara yardımcı oluyor. Böyle adam dünyada yok abi. Daha ne olsun ya. Kız ben sana. Da sana demedim. Karşıki dağlar. Cenderme, cenderme. Geçenlerde de gördüm seni. Askerdeydiz Fuat'cığım. Gelmiş. Evet geldim. Allah kavuşturmuş. Sağ ol. Allah nasıl geçirdin bu süreci? Ay nasıl geçirmedim ki? Jandarma şarkısını söyledim Mahmut Tuncer'in böyle. Göz yaşlarımı silerek. Onun bir şarkısı var. Bileydim diyor. Senin için ağlar mıydım? Söyle kurbanın olayım. Bileydim. Senin için ağlar mıydım? Bileydim. Sana gönül bağlar mıydım? Bileydim. Maşallah maşallah. Efendim o göbek ne öyle? Türk malı abi. Ev yapımı mı? Ev yapımı. Altın dişli Hayriye, fıldır fıldır evet. Yürüye, gel beriye beriye. Altın dişli Hayriye, fıldır fıldır yürüye. Mahmut Tuncer'in adına şarkılar yazdı. Güzeller güzeli Hayriye'yi bulduk. I love you Mahmut. Seviliyorsunuz, ne güzel. Mahmut Bey, hazır mıyız? Şimdi size enteresan sorularım olacak. Hazır mıyız?
Enteresan dediğin zaman ben para almadan cevaplamamak şansım da olacak şeyler olabilir. Bir 20 lira, bir 20 lira halledersen olmaz kardeşim. Nakit ve kemiksiz. Hani nakit istiyor. Yeşil ördek. Kasayı reji, kasayı gönderin. Başlıyorum. Kasanın hepsini vermeyin. Bir kere şey olmaz da değil. 20 lira. Başlayın buyurun. 20 lira toplama alışkanlığı var. Bir 20 lira vereceğim. Sevgili Mahmut Bey, uyumadan önce, evet, uykuya yatmadan önce evde yaptığınız alışkanlıklarınız var mı mesela? Yani uyumadan önce derken? Yani yatağa yatmadan önce. Daha önce yaptığınız bir hazırlık safhası alışkanlığınız var mı? Tek başıma mı yoksa bir iki kişi beraber mi? Yani kendi, kendi başınıza. Kendi başıma var tabii. Ne var mesela? Mesela günü birlik hayatımdan ne geçti, ne yaptı onları not alıyorum bazen. Onun haricinde sanatçılar, biz bir de beste yönüm var benim, bestekarlık, evet, yönüm. Onlarla ilgili not alıyorum. Zaten benim gece yatmam da acayiptir yani. Ben çok geç yatarım. Ha mesela? Eve hırsız girmesin diye. Ha. Ciddi söylüyorum. Güneş doğmadan yani hava aydınlanmadan gözüme Allah uyku girmez. Allah. Sabah kaçta kalkıyorsunuz? Benim sabahım da öğleden sonra başlar. Ha. Ay günü yani benim için akşam çok gece yatma. Hiç iyi bir şey vücut değil. Öyle alışmış. Günü yaşamıyorsunuz ama. İşte şey ya, 6'da falan yatıyorum. He. 5.30 6'da o da yatarken. Hanım ne yapıyor peki bu arada? Uyumuş oluyor mu? O da bekliyor mu sizde? Uyuyor. Ha uyuyor. Onun kendine göre şeyler. Bir de hanım daha yastığa başı gider gitmez uyuyor. Benimki tam tersi. Kuzu sayıyorum. Yok. En son neyi saydım biliyor musun? Neyi? Türkiye'de kaç otelde konser vermişim? Ha ondan. En son dün gece onu saydım vallahi. 172'de kaldım. Yatmışım. Sonra uyumuşum. Peki mesela alışkanlıklarınız derken mesela saçlarınızı tarar mısınız gece yatmadan, yatağa girmeden önce? Onu bayanlar yapıyor genelde. Ha öyle mi? Ha. Evet. Ha. Siz taramıyor musunuz? Evet şöyle bir fırçalarız. Hiçbir erken sabah veyahut gece yatarken saçlarını tarayıp uyuduğunu gördün müsün? Peki dişiniz... Söyle, dişimi fırçalarım evet. Fırçalarsınız. Sabah bravo, uyanırken, akşam yatarken ha, kesinlikle fırçalarım. Güzel. Peki şöyle foş foş parfümler falan sıkmaz mısınız? Sıkarım. Heh. Yatarken... Bakın, güzel bir örnek. Görüyor parfüm musunuz? Parfümü sıkarım. Çünkü... Dişini fırçalıyor, parfümünü sıkıyor ve öyle yatağa yatıyor. Tabii. Ay erkeklerimizin çoğu çünkü dişini parfümün... fırçalamadan yatıyor. Ya kimisinin parfümü bitiyordur, sıkamıyordur. Kimisinin diş macunu bitebilir. Ama peki, genelde erkeklerin bunları kendilerine şey etmeleri lazım. Yani alışkanlık tabii, edinmeleri lazım. Sabah akşam dişlerini fırçalayacak. Tabii. Kokusunu da... Aman beyler, evet. Dikkat edelim bunlara. Hele evliyse bilhassa sıkması bence lazım. Bence de. Peki Mahmut Bey. Buyursun. Mesela mutfağa gidip tencereden, evet, yemek yeme alışkanlığınız var tencerenin mı? Tencerenin içinden kesinlikle yemem. He. Çünkü bravo, artık o sayılır o. Bravo. Bırak kalanı artık hesabına. Bravo. Çorba size mesela içine damlayabilir, memleyebilir. Bak gördünüz mü? Hani çoğu yapar değil mi? Ay vallahi arada ben yapıyorum. Evde yalnız mısınız? Yalnızım. Yalnızsanız hiçbir fark şey etmiyor, önemi yok. Bazıları sürahiden mesela su içerler. Ne ayıp değil mi? Bakın bu arada da biraz terbiye ve şey dersi veriyoruz. Görgü dersi. Koy bardağına. Benim terbiyemi mi ölçüyorsun? Ha! Hayır. Estağfurullah öyle bir şey olur mu? Ama söyledikleriniz o kadar hoş ki. Asla yemek yemem tencereden dedi. Tabii tabii. Yemem. Ya. Zaten genelde evde insan kalabalık oldu mu yemez yani. Bizde şey de var, bir de Işıl Hanım ve diğer çocuklarımız. Kaç çocuk var? Bizde 4 çocuğumuz Allah var. Bağışlasın. 2 kızımız, 2 oğlumuz var. Allah bağışlasın. Hepsi evde mi? Yok canım. Bir oğlumuz evli, Antalya'da öğretim üyesi. Oo maşallah. Akdeniz Üniversitesi'nde. Maşallah. Bir oğlumuz İzmir'de. Bir kızımız oo, annesiyle beraber. Gezip duruyorsunuz diğeri de, Antalya, İzmir. Diğeri de babasıyla beraber. Ne güzel. O müzik şinas biri. Konservatuvarı bitirdi. Benim okuldan. Yaşasın. Evet. Kaşlarınızı aldınız mı hiç? Kaşlarımı almadım ama uzun şeylerini kestiriyorum. Ha. Şimdi bazı, gülmeyelim, pek çok erkeğimiz artık kaşlarını aldırıyor. Mesela ben Mücahit'ten şüphe ediyorum. Aa. Evet. Aa.
Senden Mücahit'ten, şüphe ediyorum. Mücahit'ten hiç şüphe etme. Mücahit çünkü aldırıyor. Aldırıyor değil mi? %100 aldırıyor değil mi? Çünkü bu kadar muntazam kaşı olur mu yahu? Şu kaşından biraz bize verseydin ya çocuğum. Yani. Kaşından değil de o bize söz verdiğin para nerede? Para gelecek şimdi. Peki, ayol her şeyi güzel cevapladı değil mi? Bence bitti bu sorularımız. Ben şimdi size bir şey sormak istiyorum. Mahmut Tuncer en çok keyif alarak kimi dinliyor? Sanatçılardan mı? Evet. Yani ben halk müziği sanatçısı olduğum için halk müziği genelde çok iyi söyleyen arkadaşlarımız var. Hemen hemen hepsini dinliyorum. En çok mesela çok keyif aldığınız. Mesela Musa Eroğlu'nu severek dinlerim. Kimi? Musa Eroğlu'nu. Ha Musa Eroğlu, bravo. Sabahat Akkiraz'ı evet. Çok severek dinlerim. Arabesk tarzında Allah uzun ömürler versin, sağlık versin bir an evvel. Dönüşü muhteşem olur inşallah. İbrahim abiyi evet, severek evet. Dinlerim. Müslüm Gürses'i. Ama hep Türk halk müziği. Hiç mesela dinlerim. Türk sanat musikisinden. Daha oraya geçmedim. Halk müziğinden başlıyoruz. Peki. Peki. Sanat müziğinden Müzeyyen Senar'ından tutun. Rahmetlik Allah nur içinde yatsın. Amin. Diğer güneşimiz. Amin. Sanat evet. Güneşimiz Zeki Müren'e kadar. Evet. Mustafa Sağ Yaşar, Yaşar Özel. Ya. Tarzı her şeyi severek dinlerim. O tarzında ise Tarkan'ından tutun. Hı hı. Ta Tuğba Özerk'e kadar. Bravo. Zaman zaman dinledim. Bravo. Bravo. Teşekkür ediyoruz. Ve size bir sürprizim var hanımlar. Şimdi o da sohbete katılacak. Kim var biliyor musunuz? Kim? Aa Mülayim burada. Mülayim evet. Aa Mülayim. Cümletten hayırlı akşamlar. Aa. Akşam değil çocuğum, sabah daha. Efendim hoş geldiniz, saygı hürmetle sunan. Sabahtan beri sizi izliyorum. He. Yani efendime söyleyeyim, ağzınızdan bal damlıyor. Tebrik ediyorum yani. Aa bak Mülayim'e bak Mahmut'dan sen. Mülayim'i tanıdınız değil mi? Selamlar. Hoş geldin Mülayim. Efendim öncelikle babaannem ise çok selamı var. Ya. Ya diyor o kadına geberiyorum diyor. Sizin için Allah korusun. Sizin için ne diyor biliyor musun? Ha. Müdür hanıma söyle gidince diyor çok selam söyle müdür hanım diyor size. Müdür hanım mı he, diyor? He müdür hanım diyor. Neden okul bir... müdürüne çok benziyor musun? Ay hoca hanım gibi bir tipim var herhalde. Müdür hanım diyor sizin için. Çok seviyormuş maşallah. Dedi ki evladım ona çok selam kaç söyle. Kaç yaşında? Bir şey değil şu 96 yaşında falan. Ha, yani. Ah canım ellerinden öpüyorum. Uzun ömürler diliyorum. Amin inşallah. Babaannene. Şimdi şeyi çağıralım Mülayim'cim. Tamam ben zaten kuskus yapacağım. Ben bir arkaya geçeyim mi kuskus? Hadi sen kuskusa geç. Tamam. Bizim işimiz kuskus. Ha kuskus. Ben kuskus tamam, yapayım. Mülayim'cim. Siz şey yapın buralardayım ben. Tamam Mülayim'cim. Seni Ferhat'ın yanına alıyorum. Sarap Soysal geliyor. Sen kim geliyor? Hoş geldiniz. Bir şeye başladık. Hoş geldin abla. Neye başladık? Ay ne diyorsun? Şarkı geliyor Mahmut Bey'den. Evet. Evet. Geldi ha geldi.
başına çal sevdanı. Allah vermiş belanı, benim için öldün sen. Hocalar versin selanı. Haymana kalan karavana sökmez duvara. İstedim düşüş atayım, yine geldi duvara. Vay Kırşehir'de lampara, bana sökmez duvara. İstedim düşüş atayım, gene geldi duvara. Takılacak. Önce Mahmut Bey'den başlıyoruz. Ben Sahrap Hanım'ın kulağına bir kelime söyleyeceğim. Sahrap Hanım o kelimeyi Mahmut Bey'e söyleyecek. Dudağından kelimeyi okuyacak. Beni anla. Beni anla oyunumuzun adı. Anlaştık. Tamam, artık hiçbir şey duymuyor. Emin olabilirsiniz. Duymuyor değil mi Mücahit? Duymuyor ben Mahmut Bey. Tamam. Kalorifer. 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 Ama böyle olunca olmuyor. Olmuyor. Kalorifer. 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 Bilemedi, bilemedi. Pas. Pas. Peki. Şu. Heh, tamam. Hı. Tamam. Tablet. 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 Sebken. Sebken o bizim tablocumuz oldu. Tablet. Tablet. Şabiyet. Tablet. Tablet. Sebiyet. Tablet. Şabiyet dedi. Şabiyet. Şabiyet. Tablet. Vücut dilimiz yok. Tablet. Vücut dili yok. Sebiyet. Let. Sabiyet diye biri mi var acaba? Tablet. Sabiyet. Sabiyet. Tablet. Sepet. Tablet. 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 Pas. Tablet. Pas. Pas. Bilemedi. Çatal. 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 Sakın ellerini hareket etme. Çatal. 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 Hadi bakalım. Çatal.
Tal. Gel hele sen gel. Gel o. Ay be, tamam. Tamam hadi. Hadi. Peki. Al bakalım Mahmut Bey. Peki. Ben bunlardan sormayacağım. Ha, ne soracağım? Sen, sen dur. Ha peki. Peki. Hadi taktım bakalım. Tamam. Sal yan goz. Sal yan goz. Sal yan goz. Tatanos. Tatanos. Bildin mi? Sal. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hayatımda ilk kez bile bileni görüyorum. Tebrik ederim vallahi. Sahi mi? Vallahi. O hakikaten bildin mi? Bak boşu boşuna tiyatro şey mi? Niye uyduracağım kardeş? Ne dedin hakikaten? Ben uydurmadım, sen uydurdun. Uyduran sensin. Dur bir tane daha uydurturalım. Dur. Peki hadi. Hadi. Ama tatanoz değil miydi, neydi? Salyangoz. Salyangoz. Ama bak yakınlaşmışım, tatanoz, salyangoz. Nargile, üç ece. Peki tamam, peki tamam. Nargile. Nargile. Tatile gidelim. Gördün mü? Daha önce çalışmışsınız demek ki. Ne dedi? Tatile dedi. Hemen anlıyorsun. Ne? Nargile, nargile. Nargile. Ha. Nargile. Peki. Şimdi Sahrab'a soralım. Ne söyleyelim? Şunu söyleyelim mi? Güvercin. Güvercin. Söyle. Şimdi güvercin havada adı ama biz buna yerde gösterelim de hiç bilemez. Ha şey yapma. Güvercin. Güvercin, güvercin. Dur. Güvercin. Masa, masa. Masa. Bir daha söyle. Güvercin, güvercin. Kuraşı. Ne? Ne? Bir daha ama böyle belli söyleyin. Ki ağzınızı hani açarak söyle. Güvercin, güvercin. Kulaç, kulaç, deniz. Kol yok, kol yok. Deniz, ama bir deniz, kendisi, kulaç, bu... yüzüyor. Ha. Güvercin, güvercin. Buracık, buracık, kulaçık, kulaçık. Kolaçık, kulaçık. Güvercin. Kuver. Bak, güvercin. 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 Ha. Evet. Güvercin. Peki. Kafanızdan bir şey. Ben bileyim ama ne söyleyeceğinizi. Mesela ne diyelim? İnek desek bilir ama. Sandalet. Sandalet. Diyelim mi sandalet? Hadi bakalım. Hı. Hı. Sandalet. Tahta. Bir daha, bir daha. Birazdan masanın üstüne çıkıyor Sahrab. Ama az oynatıyorsunuz. Biraz çok. Seni çok oynatıtıracağız. Dur şimdi. Sandalet. Sandalye. Sandalyenin yanındaki sandalet. Sandalet. Aa, vallahi bu duyuyor. Biliyorum. Bu duyuyor hayatım. We'll be right back.
If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then you really ought to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, then you really ought to show it. If you're happy and you know it, stamp your feet. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Mutfağımıza Mahmut Bey'i de aldık mutfağa. Evet. Mahmut Bey'in mutfağının çok iyi olduğunu biliyoruz. Evet. Bir kere bize bir çiğ köfte evet. yapmıştı. Şahaneydi. Oo teşekkür ederim. Şahaneydi. Sahra'bım ne yapacağım bugün? Şimdi bu Urfa'nın çok güzel yemekleri var. Hı. Bu yumurtalı köftesi var. Biraz kısıra benziyor. Üzerine yağda yumurta yapıp döküyoruz. Bulguru önceden tabii bunu yumuşatmak lazım yoğurarak ama biz birazcık pratik olsun diye ılık suyla hileli yani yaptık. Hemen şey yapılması gerekirse Urfa'da da öyle yapanlar oluyor. Yani. Oluyor aman artık. Duman ayak üstü. Değil mi? Tabii şey olmasın diye. Çünkü zaten finalde de yağ koyuyorlar. Evet yağ finalde yağ. Koyuyoruz doğru. İnce doğranmış soğan soğanlarımız. Şimdi soğan. Tabii Urfa yemeği olunca isotsuz olmaz. Ha. Onlar pul biber demezler. Isot derler. Isot ay Urfa'ya. Mahmut Bey sen bana isot getirtsene. Ablacığım sen de her şeyi benden istiyorsun. Ama gerçi... Bunlar için biraz para lazım, şey lazım abla. Ben sana 20 lira vereceğim. Bir 20 liraya da hallolur. İsot bulamıyorum burada güzel isot. Sana
Sen bir dahaki çekimin ne zaman Mücahit'ten öğrenirim ben. Ha. Bugün sana... İsot. İsot'un tadı başka. Mücahit'cim ne zaman şey edersen ara beni. Abi bugün çekimimiz var söyle. Ha. Ben evden biberi arar gelirsin. Unutma öldürürüm seni. Aslında isot daha da fazla olabilirdi. Hmm. İsot'u ıslattık. Bunu da Adile Hanım Urfalı bana öğretti. O dedi ki ıslat ki tadı ve rengi daha iyi çıksın rengi, dedi. Tabii. O yüzden isot'u ıslattık. Ha isot şimdi ıslanıyor. Evet önce. Hatta biraz beklesek rengi daha çok çıkardı. Bu böyle biraz kısıra benziyor. Yuğra yuğra değil mi siz böyle evet. yapıyorsunuz? Siz beni düzeltin eksiğim olan yerde. Şimdi birazcık da salça katabilir miyiz buna? Şöyle uzattım. Birazcık daha da mı çok katı? Biber salçası genelde kullanıyoruz. Evet. Bu böyle çay yanında çok iyi bir eşlikçi değil mi? Gündüz yemek için de iyi bir fikir bu. Buna artık biz yeşilliklerimizi katalım mı? Biraz yeşil soğan. Bir yandan tavayı da açayım mı? Bir yandan tavayı açalım. Birazcık şurada. Da böyle maydanoz. Bu böyle yağsız ama kısır gibi değil mi? Yağ böyle. Koymuyor muyuz? Şimdi buna? Koymuyoruz. Bunun için biz yumurta ha. pişireceğiz yağda. Ha. Şimdi Melek... Biz de burada yumurtaları kıralım mı? Hadi ama. Şuna kıralım bir çırpalım. Mahmut Bey'de de enteresan bir çırpma yöntemi var gene. Yağı iyice biz değil mi kızdırıyoruz. He. Çırpmış evet. yumurtalarımız sizin mantarlı yanınızda. Mı? Tamam. Şimdi onu da biraz üzerine... Biraz daha yağ koyma şansımız var mı? Var var. O zaman zeytinyağı koyalım o zaman. Koyalım. Tereyağıyla zeytinyağını tamam, karıştıralım öyle, değil mi? Evet. Hemen bir tike daha yağ alalım. Şurada tuz az oldu gibi. Yok yok iyi iyi. Tuzu yani. İyi baktım ben. Baktın mı? Koy biraz daha koy. Hiç korkma. Karabiber. Tamam yeter. Ay çok güzel oldu. Biraz da karabiber koyduk. Karabiber bu zaten olur. Ha olur değil mi? Bir o zaman bitki daha mı koyduk? Bitki daha mı? Çok mu acı olur ne? Yok. İyi. Yeter. Bence bunlar. Bakayım. Bak Melek şimdi. Bakalım. Ay bu kapta da ne güzel yoğruldu. Güzel. Güzel değil mi daha? Güzel güzel. Şimdi yumurta az olursa kaşık kaşık koyuyoruz. Ha. Şimdi bak böyle yumurta ip ip olacak. Ha. Böyle bravo size. İp ip dökülecek. Sevindin mi böyle yapınca ben? Usul bildiğiniz belli. Usul biliyor. Biliyor. Hani biz olsak cumburlok devirirdik. Evet. Böyle böyle. Bak ip ip böyle. Ha, ip ip olacak. Evet. Sanki yün ipi gibi böyle. O çok önemli. Biliyor tabii usulünü. Urfalılar yemekten anlıyorlar. Tamam. Ayşe. Ay şuradaki gençlerin güzelliğine bakın. Çok onlara tatlı bir ben. Alkış istiyorum ben. Mahmut Bey'in ekibi ne tatlısınız. Ne çekersiniz. Evet. Kapattım altını. Hanım maydanozu koymadın mı? Koyduk. Biraz koyalım mı? Ne kadar cimri bir çiğ köfte oldu. Yumurtalı köfte. Tamam Mahmut. Tamam. Ablo. Tamam sen dök. Şimdi yavaş yavaş. Bunu döküyoruz. Ve bunu... Bizim Urfa hanımları şöyle bir... Atarlar içine. Ha, aslında bütün hanımlar onu yapar. Urfalılar değil sadece. Yani hayır, böyle çiğ köfteyle alakalı şey diyorum. Tamam. İçinin yağını alıyorlar iyice. Eğer bir de yağı azsa abla. Ha, olmaz. İçine biraz su katıyorlar. Ha. Bunun sıcağından da faydalanıyorlar. Bak şimdi, ne akıllılar. Tamam. Şimdi yoğuruyor muyuz onu? Şimdi bu kadar yeter. Çok da yoğurmaya gerek yok. Değil mi? Şöyle biraz ay, dağıtalım. Ay çok merak ettim. Dağıtalım. Köfteli nasıl tamam. bir şey? Ama şeyli yumurtalı. Yumurtalı köfte. Evet. Güzel merak bir lezzet güzel, katıyor. Güzel değil mi? Tabii. Lezzet çok güzel. Şimdi bak. Tamam mıyız? Lezzet güzel oluyor. Şimdi artık bunları geri alalım şu şöyle enginarları. Taze enginarların. Şöyle ay, üzerinde. Güzel. Melek şöyle. Ha enginarlara konacak o. Mesela böyle hoş bir sunum yapsak olmaz mı? Enginarları haşladık çünkü Melek. Şöyle. Şöyle hoş bir sunum. Evet, nasıl oldu? Ay bir şey söyleyeyim mi? Ben yumurta girince... Bu kadar lezzetli olacağını düşünememiştim. Ama çok güzel oldu. Çok güzel oluyor evet. Yumurtanın bir de yağı da çok olursa. Vallahi şahane bu oldu. Bu çok doyurucu bir öğün. Çok lezzetli. Ay bir de enginarın içinde oluşu güzel, güzel bir fikir ya. Güzel değil mi? Üzerine böyle tepesine domates koyarız mesela. Ama domates işte. Sulandırır. Evet hayır, kiraz küçük de koyalım. Küçük. Enginarın tamam. şeyle tanıştın mı sen abla? Neyle? Kız kardeşiyle. Enginarın. Neymiş o? Müjdar. Allah canını almasın senin. Evet. Ay bak görüyor musun? Hay Allah'ım evet. ya Rabbim ya. Çok güzel oldu değil ay, mi? Ay şahane. Şahane. Afiyet olsun. Evet bunu alalım bir kenara. Tamamdır alalım. Ağzı açığı yapalım ay, şimdi. Hı? Anons bunu... edemedim bir türlü. Şarkı geliyor Mahmut Tuncer. Gelsin gelsin.
Urfalıyım ezelden, mektubu gönder tezelden. Biz hoyratı severiz ne, anlamayız gazelden. Urfalıyım ezelden, mektubu gönder tezelden. Hoyratı çok severiz ne, anlamayız gazelden. Ay gördüm Allah, hemen tuvilla. Ne günahım varsa ne, affeyle Allah. Karı gördüm kaydım, kaymaz olaydım. Sana bir söz vermiştim le, ben o sözler yaydım. Ay gördüm Allah, hemen tuvilla. Ne günahım varsa ne, affeyle Allah. Karı gördüm kaydım, kaymaz olaydım. Sana bir söz vermiştim le, ben o sözler yaydım. Bravo! Evet, teşekkür bravo, ederiz. Bravo, bravo. Ağzınıza ağzı sağlık. Açık, Mehmet'e geldi sıra. Şimdi ağzı açık değil mi? Urfa'nın en meşhur hamur işlerinden biri. Adile Hanım bana dedi ki biz sabah yaparız. 3-5 saat dinlendiririz. Öğlene açar yediririz. Şimdi ben sana bir şey soracağım. Peki. Hayatım. Biliyorsunuz Sahrap Soysal çok yakında bir restoran açacak. Diyorum ki Sahrap. De ki restoran fevkalade para kazanıyor. Peki. Sen de öyle bir hava hissediyorum ki ben. Yani öyle bir kumaşın var senin, evet. Biliyor musun? Potansiyel. Tehlikesin. Yani para kazandığın an doktoru kapının önüne koyar mısın? Koyar mıyım? Yok, koymam. Koymaz mısın? Koymam. Peki çok para kazandın. Olsun. Her şeye rağmen. Yok, hayır. Bak Mahmut Bey hayranlıklar içinde sana bakıyor. Yok ama biraz da şaşkınlık var. Şaşkınlık daha ağır bas. Şaşkınlık değil, para dedin, kendisi şaşırdı ki. Resmi değişti ya. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Kesin doktoru koyar kapının önüne. Yok, onu öyle koyar mıyız? Var çünkü. Yok. Doktor, evet. 32 sene geçti, artık koymayız yani. Koymayız diyorsun. Koymayız. Sizde öyle bir şey oldu mu? Mesela hanım butikçi, Nişantaşı gibi bir yerde butiği var. Yani çok para kazandı. Yok, yeni çıkan kanunu bilmiyorsunuz. Nedir o? 30 yaşından sonra kimse kimseyi koy, 30 seneden sonra kimse kimseyi kovamıyor. Sizinki kaç sene? 32 sene oldu. Bu da yırtmış. Anlıyorum. Peki. Biz de 30'u yırttık. Yırttık. Allah sana yardım etsin. Senin durumu neydi? Benim durumum vahim biraz. Ama biz melekle birlikte ömür boyu yaşayacağız. Ama siz biz melek onunla birlikte restoran açacağız. Hayatım siz melek geldiniz, melek gideceksiniz. Ay. Var olun. Sağ ol. Şimdi geldik ağzı açık. Tamam. Şimdi yemeğine. Ağzı açık da senin... Benim ben. Ya, un oldu değil mi her tarafım? Pekala. Her tarafımızı un yaptık. Olsun. Şimdi böyle yakışıyor sana. Böyle iyi oldu. Zeytinyağı. Biraz da zeytinyağı alalım. Şimdi ağzı açığa 200 çoğurma kaşığı bunu kadar. Bunu biliyor musunuz? Yoğurt. Tabii ağzı açık, ağzı yumuk ben var. Ben şöyle peçete vereyim. Tamam. Yoğurdumuzu koyduk. Sonra ben yoğurdu koyar koymaz tuzla karbonatı koyuyorum. Evet. Hani biraz kabarsın diye. Biraz da melek limon suyu koyalım da şey olsun melek. O yağ. Foş, o, bu yağ, yağ. Dur, limon suyu yok, vereyim. Önemli değil. O şimdi foşurdar. Tamam. Pekala. Şimdi artıkın biz yavaş yavaş da unumuzu ilave edelim. Ben elime şöyle bir eldiven geçireyim. Tavada zeytinyağımızı kızdırıyoruz. Mahmut Bey böyle almak Mahmut istiyorum. Mahmut Bey siz Mahmut buyurun bilir böyle. Bilir kişi olarak. Birazcık da. Ben... Bilir kişi olarak. Biraz da zeytinyağı. Yani yumurta, zeytinyağı. Karbonatı çok koymuyoruz. Çok kabarsın istemiyoruz. Tamam. Bir çay kaşığı kadar. Şimdi hemen bunu yoğurmaya başlayalım. Biz böyle kulak memesi kıvamında... Biraz daha hatta kulak memesinden yumuşak bir hamur tutacağız. Biraz su vereyim mi? Evet, biraz tamam. Da suyumuzu alalım. Pekala, biraz daha alalım. Şimdi yakında biz zaten bir şey parada. Gözü de. Öyle mi? Bence aslında de. Ben paracı değilimdir yani. Bilirler çevremdekiler de. Eğlenmek için, oyalanmak için. Yok ama bir Anadolu kültürünü İstanbul'da da göstermek isterim. Severim ben. Mesela hiç bunları paracı bilmiyor. Değildi biliyor musun? Hiç değildi. Ama hiç. Ben ona takıldım sadece. Biliyorum. Hayır bir de bunları göstermek isterim evet. İstanbul'da. Anadolu kültürü, çünkü ben Anadolu kültürünü çok iyi biliyorum, yemek kültürünü. Bunlar yok İstanbul'da. Bunları da bir tike göstermek isterim. Şimdi bu zaten birazcık da beklemesi lazım. Evet.
gayet de yumuşak bir hamur olacak. Normalde yoğurdumuz bir hamurumuz var. Evet, hamurumuzu aldık. Hamurumuz orada şimdi, daha önce yapmış sahibimiz evet, bunlar, zaten. Bundan şöyle ufak ufak biz ceviz kadar değil de genelde böyle bir erik kadar parçalar alacağız. Bunları böyle bir yuvarlayalım. Sonra bir beze haline şahane getirelim. Şahane yemek yapar. Evet. Yıllardır yapıyorum. Şimdi bunu birazcık açalım. Melek şimdi içini karıştır istersen. Ha, karıştırayım. Pekala. Bu ağzı açın içi çiğ oluyor. Tamam, ağzı kapalının içinde kıyma kavrulur. Evet. Fakat ağzı açık. Şöyle biz 12-15 santim kadar bir genişliğe getirelim. Ben küçük de severim ağzı açık. Bir de biliyorsunuz... Ne koyuyorum aşkım bunun içine? Şimdi kıymanın içine birazcık soğanımız yoktu değil mi? Yok soğan koymadık. Soğan koymadık. Salça koyalım. Salçayı koyduk. Ceviz. Melek muhakkak bir sumak, isot koyalım. Sayı sumak isot. İsot koyalım. İsotsuz ağzı açık olmaz. Tamam. Bir de ağzı açık en güzel tarafı bu ceviz. Biraz da tuz ekleyelim. Tamam. Bu da ağzı açın. Bu aslında sanki lahmacunu andırıyor gibi değil mi? Ama değil. Bu kızartılarak yapılıyor yağda. Nerede yapılan? Evde hanımların çarçabuk yaptığı, özellikle böyle öğlen yemeğine çocukları doyurduğu güzel bir hamur işi. Şimdi Melek, canım. Açtık 12-14 santim. Tamam. İçinden aldık şöyle. Yağmur un da koyacağız mı? Buna. Tamam konfeyi. Melek birazcık ağzı açın içine. Var mı? Kıymaya. Açık, evet. Açık. Yağın altı açık değil açık. Mi? Birazcık cevizle biraz daha arttıralım Melek. Tamam. Sen bir tike bana şuradan ver. Tamam. Aldım. Şimdi ağzı açığı yapıyoruz. İçini bastıra bastıra sanki lahmacun gibi yapacağız bunu. Ki kopup düşmesin. Evet kopup düşmesin. Çünkü bunun kızartması hanımlar çok ilginç. Bunu böyle düz kızartmıyoruz. Ters yüz yaparak kızartıyoruz. Sonra kenarlarını şöyle üzerine katlaya katlaya nakış yapar gibi bir güzel kapatacaksınız böyle. Tavada yağımız kızdı. İçini bol koyduk. Ceviz koyduk, un koyduk gördüğünüz bir gibi. Bir tık daha bekleyelim. Bir tane daha yapalım. Hemen bir tane koyduk, daha yapalım. Salça ya koyduk. İyice kızsın ki. Ya iyice kızsın. Pekala. Şimdi bir tane daha Melek. Sen öyle toplar toplar yap bana. Hazırla Melek. Şöyle. Koy oraya. Ben şimdi bir tane daha açalım bu şöyle. Bu güzel bir şey bu hanımlar. Bu güzel ve bu çok basit. Bu çok güzel bir şeye çok benziyor. Basit. Lahmacundan daha lezzetli bana göre. Tabii ki taş fırın lahmacunu başka ama evde yapabileceğiniz... Hani çoluğa çocuğa hemen... Sırın gerektirmeyen. Evet. Çoluğa çocuğa hemen... Hiç de yağda çekmiyor bu. Şöyle 12-15 santim kalınlık genişliğe kadar getirdik. Şimdi ver Melek. Melek ne güzel. Ay biz seninle o kadar güzel ortaklaşa yemek hazır. Yaparız vallahi. Biz hep öyle yapalım seninle. Yapalım hayatım. Ömrümüz boyunca sen alışverişleri yap. Ben yemekleri yapayım. Tamam. Bana yardım et tamam. Sen. Tamam. Değil mi Mahmut Bey? Çok... Anlaştığınızsa mesele yok. Hayırlı uğurlu olsun her iki tarafa. Onun da parada gözüyor. O da benim gibi yedirmeci içirmeci. O her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun. İflas etmeyiz biz. Peki söyleyeyim belki Mahmut Bey'i de alırız ortak. Mahmut Bey siz de bize Urfa yemekleri yapar bize. Gelir misiniz yapmaya? Ortak olur musunuz bize? Ben haftada bir gün olurum. Haftada bir gün ortak olurum. Özel bir o altı gün siz bir gün ben ortak olurum. Tamam. Tamam. Urfa yemekleri yapmaya biz sizi çağıralım. Şeref olur duyarız. Mu? Ne biz demek? Şeref duyarız. Bize şeref verirsiniz. Evet Melek tamamdır. Böyle. Yağımızı... Artıkın atalım. Şimdi atarken Melek bunu Adile Hanım öyle yapmıştı. Gördüğünüz gibi etli kısmı alta gelecek şekilde. Ha. İlk başta öyle yaptık. Suyunu alsın diye un koyduk içine zaten. Şimdi bunu... Böyle gördüğünüz gibi etli kısmı alta gelecek şekilde. Ha, bol yağda. Bol yağda. Ama kızgın yağda. Kızgın yağda. Bu harika, çok lezzetli bir şey. Hamuru da çok kolay bunun Melek. Hemen de kızarır bu. Ay bakın nasıl kabardı. Bakın. Kala. Şöyle. Evet. Yumuşacık. Şimdi o şişmeden kabarmadan hemen bir çevir. Çevir bakalım. Hadi bakalım. Evet. Hop. Ya işte. Ustası meşhur dedikleri bak, bu iş. Değerli vallahi. Dostum. Vallahi. Yani... Ver bakalım hepsini senin gel. Ama Urfalılar çok hoş. Şimdi hemen şunun tadına bakıyorum. Alalım. Pekala. Bir saniye. Ay bu şahane ağzı açık adında ağzı değil açık. Mi? Evet. Hemen tadına bakıyorum. Tamam. Şöyle. Gerçekten şahane. Bak, ne güzel öyle deyince evet, bakar mısın? Muazzam. Süper. Evet, bravo size. Alkış. Genç bir kadın, ilgisiz bir eş, gitip giden umutlar. Meryem Öztürk
yuvasını kurtarmak için melekle büyük değişimde. Evet sevgili konuklarım, bu cumartesi harika bir sohbet oldu bence. Çok keyif aldık sevgili Mahmut Tuncer'le. Kendisine kocaman bir alkışla veda ediyoruz. Teşekkürler efendim. Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere efendim. Her zaman bekliyoruz. Saygılar. Her zaman saygılar bekliyoruz efendim. Ve Melek programında büyük değişimde Meryem Öztürk var ve onun hikayesi geliyor. Şimdi birazdan birlikte izleyelim. Aynalarla barışacak. Yüzünde tek bir kırışıklık kalmayacak. Yalnızlığına veda edecek. Melek'le Büyük Değişim'in bu haftaki şanslı konuğu Meryem Öztürk oldu. Meryem Hanım'ın hikayesini dinlemek için ilk önce evine konuk olacağız. Ardındansa değişim yolculuğuna çıkacağız. Büyük Değişim başlıyor. Kalabalık içinde yalnız bir kadın. 30 yaşındaki Meryem Öztürk, çok sevdiği eşi Rüstem Bey ile 4 yıl önce hayatını birleştirmiş. Ancak hayatındaki bu yeni başlangıç onu yalnızlığa sürüklemiş. Antalya'dan evlenip İstanbul'a geldim. Ama İstanbul'da hiç kimsem yok. Çok yalnız hissediyorum kendimi. O yüzden belki de yani her şeyi takıyorum. Güzelliğimi, cildimi, her şey bana üstüme geliyor, yalnızlığımın üstüne geliyor. Hep evde oturuyorum yani. Aslında bunu yasaklayan biri yok, çıkmamı engelleyen biri yok ama içimden öyle geliyor. Bir eve kapanıyorum ve hep evin içindeyim. Eşim yurt dışına gidiyor. Genelde en az 10 gün olma süreciyle 2 hafta, 3 hafta sürebiliyor gelmemesi. Bu durumda ben yalnız kalıyorum. Beni aldatmadığına inanmak istiyorum. Eminim yapmadığından. Öyle söylemek geliyor içimden. Vaktinin çoğunu 3 yaşındaki kızı Defne ile geçiren Meryem Hanım'ın tek arzusu yepyeni bir sayfa açabilmek. 30 yaşındayım ama aynaya baktığımda 45-50 yaşlarında bir kadını görüyorum. Ben bile kendimi beğenmiyorsam, yani eşim neden beğensin beni? Beğenmemekte hakkım. Benim bence çok büyük bir değişime ihtiyacım var. Çok büyük bir değişime ihtiyacım var. Meryem Hanım'ı fit bir vücuda kavuşturmak için büyük değişim yolculuğumuza Doktor Nihat Dik'in kliniğinde başlıyoruz. Çok bir kilolu bir durumumuz yok. Ama göbek bölgesinde ve basen bölgesindeki problemlerimiz için 20 günlük ekspres hızlı zayıflama aşısı programına aldık. Zayıflama aşısında elimizde böyle bir iğnemiz var. Bu her sabah aç karnına bu zayıflama aşısını göbekten kendi kendinize yapacaksınız. Meryem Hanım'ın büyük değişiminde bugünkü durağımız medikal estetik hekimi Doktor Nihat Dik'in muayenehanesi oldu. Nihat Bey, hangi işlemleri uygulayacağız Meryem Hanım'ın değişiminde? Kaşlarının biraz yukarı kaldırılması lazım. Onun için Meryem Hanım'ın buralarına botoks yapacağız. Buralara botoks yapmak lazım. Tam şu göz altlarından şikayetçisiniz değil mi? Evet. Şu göz altlarını gördüğümüz yerleri buralara dolgu yapacağız. Işık dolgusu. Onun haricinde iniyorum aşağı doğru. Gördüğünüz gibi burun dudak çizgileri çok belirgin. Bunları hallediyoruz. Örümcek ağı yapacağız. Çünkü buralarda biraz aşağı doğru düşüş var. Ve sıra geliyor Meryem Hanım'a yüzüne yakışacak bir burun kazandırmaya. Gözle görülen bir eğrilik var sola doğru. Sola doğru eğilmiş. Evet. Muhtemelen küçükken geçirdiğim bir travmaya bağlı. Kemik yapıda eğrilik var. Yine kıkırdak yapıda da bir bozulma oluşmuş. Onda da sol tarafa doğru bir yamulma var. Burun ucunun yüksekliği küçülecek ve gene burun ucunun genişliği daralacak. Plastik cerrahımız Belma Şahin gerekli durum tespitini yaptıktan sonra konuğumuzu ameliyathaneye doğru uğurluyoruz.
Meryem Hanım'ın değişim sürecinde bir sonraki durağımız diş hekimi Suzan Yavaşça'nın kliniği oluyor. Orta hattım bir hayli sağa doğru kaymış vaziyette. Diş etlerin yan taraflarda aşağı doğru sarkık. Öncelikle diş etlerini yükselteceğiz. Bir diş eti yükseltme operasyonu yapacağız senin için. Dişlerini biraz daha görünür kılmak istiyorum. Sağda ve solda karanlık boşluklarım var. Onları görünür hale getirip dişleri daha dolgun göstermek istiyorum. Ön bölgede çapraşıklığın var. Rengini beğenmedim. Rengi biraz açmamız lazım. Evet, senin için laminalarla, belli yerlerde de zirkonya porselenlerle bir estetik çalışma planlıyorum ben. Büyük finale saatler kala son hazırlıklarımız kuaför salonunda devam ediyor. Meryem Hanım'ın değişimini görmek için sabırsızlanıyorsunuz biliyorum ama bizim değiştirmemiz gereken son bir şey kaldı. O da Meryem Hanım'ın saçları. Yanımda kuaförümüz Murat Kayabaşı var. Murat Bey, nasıl bir modelle göreceğiz finalde konuğumuzu? Valla bugün bayağı büyük bir değişim yapacağız Meryem Hanım'a. Çünkü kendisine bir hayli anlattım neler yapmak istediğimi. Bir kere bu değişimlerde aslında en çok önemli olan değişim değil, insanın yüzüne yakışan. Çünkü Meryem Hanım'ın saçları bir kere çok fazla uzun. Yani çok uzun boylu bayan değil, çok uzun olmayan kişilerde genelde uzun saçlar kendisini daha yeryüzü enerjisine çeker. Birazcık daha katlar, hareketler, bir kısalık tavsiye ettim. Sürpriz böyle güzel bir değişim yapacağız. Hatta isterseniz ilk makası beraber vuralım mı? Ne dersiniz? Olur, harika olur. Ve Meryem Hanım'ın değişimini makyözümüz Nilüfer Öztürk tamamlıyor. Meryem Hanım'ın göz rengi çok güzel olduğu için öncelikle gözlerini ön plana çıkarmak istiyorum. Koyu renk bir makyaj düşünüyorum gözlerine. Allığımızı elmacık kemiklerin alt tarafından süreceğiz. Gözlerini koyu renk yaptığımız için de dudağını sadece hafif bir parlatıcıyla makyajını bitirmek istiyorum. Meryem Hanım müthiş değişimiyle birazdan Melek Stüdyosu'nda. Meryem Öztürk'ü gerçekten ben de en az sizler kadar merak ediyorum ve yayından önce görmüyorum. Özellikle görmüyorum ki bakayım nasıl gelecek karşıma diye. Şimdi size bu muhteşem değişimi gerçekleştiren doktorlarımızı takdim edeceğim. Nihat Dik efendim, medikal estetik uzmanı. Hoş geldiniz Nihat Bey. Doktor Belmar Şahin, estetik ve plastik cerrahi uzmanı. Ve Doktor Suzan Yavaşça, diş hekimimiz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hemen alalım mı stüdyoya? Sonra bakalım neler yapıldı Meryem'de. Hocalarımızın ağzından dinleyeceğiz. Geliyor. Evet. Geliyor. Meryem Öztürk geliyor. Çok şaşırdım. Aa. Çok değiştim. Ben de ağzımı toparlayamıyorum. İnanılmaz işte, bakar mısınız, gerçekten büyük değişim. Yani bugüne kadar müracaat eden bütün değişim geçiren hastalarımız demeyeceğim, konuklarımız diyeceğim, hepsi çok başarılı ama Meryem olağanüstü olmuşsun. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Evet. Gerçekten ellerinize sağlık. Şimdi sana birkaç sorum olacak ama önce hocalardan başlıyorum. Sevgili Nihat Dik, iki işlem yaptınız siz. Bir zayıflamasıyla ilgili, ikinci işlem yüzünde yaptığınız bazı şeyler. Nasıl başladı serüven?
Serüven ilk geldiğinde biraz kilo problemi de vardı herhalde, basenlerinde ve göbeğinde problemimiz vardı. Evet. Onunla ilgili bir zayıflama aşısı programı başladık. Ve fazla basen ve göbeğinde fazla olan yerlerine de lipoliz yaptık iğneyle. Allah canına. Onlarla bir miktar herhalde böyle güzel zayıf görünüyor. Evet. Yüzündeki değişiklikler haricinde yüzünü ben de tanımadım açıkçası. Hakikaten tanınmaz halde. Vallahi tanımadım. Başka bir kadın olmuş ama güzel bir kadın olmuş. Güzel olmuş, çok güzel olmuş. Çok güzel. Peki zayıflamış mı? Zayıfladım. Evet. Ne kadar zayıfladınız Meryem? 4 kilo verdim. 4 kilo verdiniz. Evet. Bütün bu değişim ne kadar süre içinde oldu total? Bütün değişim ne kadar? 2 hafta. Ne? 2 hafta. Herhalde birkaç günü de var. 2 hafta, 3-5 gün. Yüze neler yani, yapıldı Nihat Bey? Ne kadar? 20 günde mi oldu bunun hepsi? Evet. 20 günde, evet, eski Meryem gitti, yeni Meryem geldi. Yüze neler yapıldı? Yüzünde neler yaptık? Üzüntüden oluşan bütün kırışıklıklarını botoksla sildik. Kaşlarına bir hava verdik biraz Işık daha. Işık dolgusu. Evet. Ay bak göz eski haline. Göz altlarındaki çökmelerini bence. Işık dolgusuyla şey yaptık. Onları güzel parlattık. Göz altları güzel oldu. Evet. Yanaklarını yeniden yaptık. Burun dudak çizgilerini çok belirgindi ve çok üzgün duruyordu. Onları şey yaptık. Dolgu sıktık oralara. Dudaklarından aşağı doğru olan hüzün çizgileri vardı. Onları düzelttik. Yeniden dudak yaptık. Ama o kadar dozunda olmuş miydim, hatırlayamıyorum. Artık o kadar çok şey yaptık ki. Sevgili Nihat'tik, o dudağı yapmışsınız ama evet. Asla vakvak gibi olmamış. Yani çünkü bazı kadınlarımız yaptırıyorlar, bir dudağı yerde, bir dudağı gökte, vakvak gibi oluyorlar. O kadar doğal ki, güzel bir dudak olmuş ve kendi dudakların yani. Asla kimse demez ki şu dudağı yok, işlem görmüş. Güzel olmuş ama rujunu da güzel sürmüşler. Şahane. Şahane. Pek teşekkür ediyorum. Yüzüne de herhalde şey yaptık değil mi? Yüzüne de askı yaptık, askı. Örümcek ağı yaptık ve yüz inceltme botoksu uyguladık bir de. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yani. Evet yani, vallahi. Bel macı. İşte böyle oldu. Meryem, burun. Evet, burun ameliyatı yaptık evet. Meryem'e. Meryem burun ameliyatından aşırı derecede korkuyordu ama en çok da burnunu yaptırmak istiyordu. Evet. Birlikte muayeneler sırasında konuştuk, rahatlattım onu. Çok doğal. Sonra burun ameliyatı, olmaya karar çok, verdi. Çok doğal. Sorunu orta hattan sola kaymıştı. Herhalde önceden geçirdiği bir travmaya bağlı. Evet. Kemik yapıda bir eğrilik vardı. Aynı zamanda burun ucu da kabaydı diğer yerlere göre oldukça. Aynı zamanda da nefes almayla ilgili Allah Allah. Bir sorunu vardı. Biliyorsunuz Allah nefes almak yaşamla bağlantılı. Nefes alması kesilmişti. Tek tarafı tamamen kapalıydı. Bunları düzelttim ameliyatta. Gene burun ucunu uyumlu hale getirdim. Kemik yapıyı tekrar yapılandırdım, şekillendirdim. Yüzüne yakışan, doğal, nefes alabilen çok güzel bir burun oldu. Ve artık ona... Karadenizlisin demeyecekler. Kimse der mi bu burun estetiği? Estetik olduğu da belli değil. Bütününde hiçbir yerindeki dokunuşlar o kadar doğal olmuş ki hiç yani. Evet. Allah Allah. Dişlere yakışmış hocam. Şimdi. En çok da herhalde Karadenizlisin diye soruyorlarmış. Ona çok hani bozuluyormuş, kurtuldun ondan. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şu an siz ekranda görüyorsunuz ya. Ekranda gördüğünüzden çok daha güzel olmuş. Yemin ediyorum. Yani böyle birebir canlı görüyorum. Ben inanılmaz bir değişim. Geldim hocam Suzan Yavaşça'ya. Müthiş bir ağız yapmışsınız. Yani dudaklar çok güzel ama şu dişler var ya. Dişler bakın güldüğü zaman dişleri de gülüyor Meryem'in. Ne kadar güzel bir diş olmuş hocam. Melek Hanım itiraf edeyim, dişler dudaklardan daha güzel. Dişler çok güzel. Hakikaten öyle. Ben bunu söylemek istemedim ama dişler... Şimdi sevgili Berma Hanım söylediği gibi hakikaten orta hatta ciddi bir kayması vardı Meryem'in. Ve kısık bir yani... Aynen öyle. Dişler hem ufak hem kısıktı. İçe dönüktü. Orta hattan kayma vardı. Diş etleri de gülüşü tamamen engelliyordu. Evet. Biz önce bir operasyonda diş etlerini yükselttik. Sevgili Meryem'in. Ondan sonra dişleri dizmeye başladık. Orta hatta düzelttik. Boşlukları kapattık. Çok güzel IMEX cam seramiklerle tamamladık gülüşünü. Çünkü gülünce bakın diş etleri görünmüyor. Görünmüyor, evet. Yani dişleri görünüyor ve
O kadar güzel görünüyor çok ki. Evet, evet. Gingivektomi ile yükselttik onları. Böylece diş boyları uzadı. Olması gereken seviyelendirme yapıldı. Ellerinize orta hatta sağlık. Düzelmiş oldu. Bir bütün sağlık. Ekip olarak hakikaten çok biz de mutlu siz olduk Meryem'e böyle görmek. Siz ne kadar güzel bir ekipsiniz ayol. Vallahi şahane bir ekipler yani. Evet. Bir kere çok uyumlular ve biraz şeyden de olabilir mi bu kadar iyi iş çıkarmanız? Birbirinize çok inanıyor olmanızdan çok, ekip evet, olarak. Çok, gerçekten öyle. Ve birbirinizi seviyor evet, olmanızdan ve birbirinizi etkili. Dinliyor olmanızdan. Tabii tabii. Multidisipliner bir şekilde evet. çalışıyoruz ve birbirimizi hep dinliyoruz. Bu çok önemli. Şimdi Meryem'i de dinleyelim. Meryem, mutlu musun artık? Çok mutluyum. Ha? Tabii. Çok heyecanlıyım ama mutluluk heyecanı bu. Yani eski halimden daha çok özgüven geldi evet. bana. Daha görünüşümle ilgili özgüven geldi. İyi ki melek programına başvurdum diyor musun? Diyorum tabii. Zaten sizi önceden de çok seviyordum. Sürekli izliyordum. Evet ama size ve sizin ekibinize çok teşekkür ediyorum. Çok iyidir melek ekibi gerçekten. Evet öyle. Size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Bunda çok büyük bir hakkınız var. Doktorlarıma çok teşekkür ediyorum. Onların çok eziyetleri var. Onlar da benimle beraber emekleri var. Evet. Heyecanlanıyorlar onunla beraber mesela güzel bir iş çıktıkları ortaya çıktığı zaman ne kadar mutlu olduklarını ben de gözlerinden yüzlerinden görüyorum. Bak ben sana bir şey söylemek istiyorum Meryem. Madem Melek ablana güvendin ve bu programa başvurdun bir abla olarak sana bir şey söylemek istiyorum. Ben senin bandını izlerken o kadar üzüldüm ki o kadar kendine güvenin yoktu ki. O kadar güvensizdin ki ve diyordun ki yani kocam beni aldatıyor mu? Aldatıyor olursa da haklıdır diyordun. Bunu bir kadının telaffuz etmesi çok zor. Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Bütün böyle düşünen hanımlar için söylüyorum. Hanımlar tabii ki Meryem çok güzel bir kadın oldu ama bana göre çirkin kadın yoktur. Sadece kendine güvenmeyen kadın vardır. Özgüveni olmayan kadın vardır. Ne olur kendinizi böyle mutsuzluklarla beslemeyin. Ve diyorum ki bir kadını mutlu eden en büyük silahı nedir biliyor musunuz? Mutlu olmak. Mutlu olmak kadını en güzel yapan silahıdır. Bunu hiç unutmayalım. Evet Sahrapcığım. Sahrapcığım. Ay ne güzel ne diyorsun şimdi? Çok doğru konuştum. Biz böyle bir örnek gördükten evet. sonra kıyın kıyın ekibimize doğru yaklaşsak mı? Evet. Sen de birkaç evet. bize cümleyle duygularını söyle Meryem'le ilgili. Meryem'e gerçekten bayıldım. Müthişsin yani. Ederim. Değişim çok güzel. Hepinize elinize sağlık. Çok güzel yaptınız, evet. ortaya çıkardınız. Hocam da olsa şimdi, çok beğenirdi. Biliyorsunuz değil mi eşini? Hepinizin hocası. Profesör Nuri Soysal'ın tabii. eşidir kendisi. Evet, çok teşekkür. Hocam da burada olsaydı o da çok on üstünden yüz derdi yani. Sevgilerimize hürmet ederim. Gözlerin içi gülüyor ama. Evet. Çok mutlusunuz, şimdi, çok önemli. Orada görümcesi oturuyor. Etibar. İsmini ben önce Etibar Allah Allah dedim sonra... Ahıska Türklerinden evet. olduğunu öğrendim. Ne güzel bir isminiz var. Öyle en mi? Azından kimse de olmayan bir isim. Tabii. Nasıl buldunuz Meryem'i? Çok güzel buldum. Gözlerimize inanamıyoruz. İnanamıyorsunuz. Harika olmuş. Kocası görünce ne yapar? Şimdi ben seninle dedikodu yapayım madem ki görümcesin. Beğenir değil mi? Çok çok evet. evet. Kıskanır mı acaba Meryem'i? Onu bilmiyorum ki kendisine sormak lazım. Gördün mü kocan seni? Yok daha. Görmedi de bu son halimi görmedi. Görmedi. Yurt dışına evet. Yok, şok olacak. Olacak evet. Geldiği zaman şok olacak. Efendim biz bu değişimden çok mutlu olduk Melek ailesi olarak. Ben bir kez daha sevgili Nihat Dike, Belma Şahin'e ve Suzan Yavaşça'ya teşekkür ediyorum. Müthiş bir iş çıkardığınız evet. için. Ve
Cumartesiniz güzel geçsin, pazarınız harika geçsin diyorum. Amin. Sevgiyle kalın efendim. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sahra'm bundan sonra belki gelir bize gene. Haftada bir. Gelirim. Yemeklerinden yararlanırız. Hoşçakalın efendim.